Şimdi Saraçhane'ye dönelim. Tele 1 Genel Yayın Koordinatörü Merdan Yanar da bizlerle birlikte. Hemen dönelim. Merdan Yanar da sanıyorum telefon attığımızda değil mi arkadaşlar? Evet. Duyabiliyor mu Merdan Yanar da bizi duyabiliyor musunuz? Evet ben duyuyorum. Bilgiyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi siz Saraçhane'desiniz. Biz de bir yandan oradaki evet. görüntüleri canlı olarak paylaşmaya devam ediyoruz. Evet. Oradaki tabii evet. son durumu da merak ediyoruz. Özgür Özel'in açıklamasını ekranlara getirdik ama sonrasında aracına bindiğini gördük. Evet. Ne gözlemliyorsunuz orada? Şimdi yani Özgür Özel alandan ayrıldı ama ben CHP'nin tavrının son derece olumlu olduğunu düşünüyorum. Yani 1 Mayıs'a Türkiye'nin seçimlerden birinci olarak çıkmış Cumhuriyet'in kurucu partisinin bu ölçekte sahip çıkması ve Saraçhane'de yer alması önemli. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına, ana binasına büyük bir 1 Mayıs pankartının atılması, araçlarda 1 Mayıs'ın tutlanması önemli bir gelişme. Bu olay şunu gösteriyor, benim gözlemlediğim şey şudur. AKP'nin anayasa yapalım bir toplumsal uzlaşma metni olarak bir toplum sözleşmesi olarak bir anayasa yapalım birlikte ortak bir anayasa yapalım konsensusla anayasa yapalım sözlerinin bir palavradan ibaret olduğunu ve esas olarak kendi iktidarını sağlamlaştırmaya ve kurdukları Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen patrimonyal sultanizm veya dinci, gerici, faşizan rejimi yerleştirme çabasından ve iktidarını sürdürme tutumundan başka bir anlam taşımadığını bu durum ortaya koyuyor. Tam bir istibdat var burada. Anayasa Mahkemesi'nin açık hükmüne rağmen meydanları kanunsuz emir vererek kapatmak bir suçtur. Suç işliyor iktidar. İnsanlar burada toplanmış vaziyette ve kararlılar. Geriye de çekilmeye niyetleri yok. Biz de burada izliyoruz. AKP iktidarının maskesini düşüren bütün demokratikleşme palavralarının gerçek yüzünü ortaya koyan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yarın yapılacak Erdoğan özel görüşmesinin CHP tarafından iptal edilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. Yani anayasayı çiğneyerek, anayasal bir hakkı gasp ederek yeni bir anayasa yapalım diye görüşmeye kalkışmak tamamen çelişkili bir durumdur. Samimi değildir ve esas olarak iktidar muhalefeti bir biçimde pasifize etmeye dönük bir tutum takınmaktadır. 1 Mayıs önemli bir turnusol kağıdı işlemi gördü. Bu kadar geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bir yerde bir terörist saldırının ya da bir terör eyleminin tırnak içinde belirtiyorum gerçekleşmesi zaten mümkün değil. Esas olarak polis şiddetiyle karşı karşıyayız. Güvenlik emekçileriyle Türkiye emekçilerini karşı karşıya getiren bir iktidarla yüzeyiz. Zaten konuşmasında Özgür Özel de bunu ifade etti. Bu son derece çarpıcı bir tablo. Bununla yüz yüzeyiz. Ben gelişmeleri izliyorum. Zannediyorum tekrar bağlanırsak daha kapsamlı bir değerlendirme daha yapmayı deneyeceğim. Tamam. Burada sendikalar beklemeyi, işçiler beklemeyi sürdürüyorlar. Siyasi partiler beklemeyi sürdürüyorlar. Bazı gruplar Taksim'e çeşitli yollardan ve güzergahlardan çıkmaya çalışıyorlar. Bu engellenmiş. Şimdi Bozdoğan kemerinin önündeki görüntü bence bugünkü Türkiye'nin görüntüsüdür. Bu bir demokrasiye bir gerici, faşizan bir barikat anlamını taşır. Tarihi ki Bizans'tan kalan yani 1500 yılı aşkın bir tarihe sahip Bozdoğan kemerinin önündeki 2024'ün 1 Mayıs'ındaki bu barikat AKP iktidarının gerçek niteliğini ve gerçek kimliğini ortaya koymaktadır. Bu demokrasiye barikattır. Bu insan hak ve özgürlüklerine karşı çekilmiş bir barikattır. Bu işçi sınıfına ve emekçilere çekilmiş bir barikattır ve şundan herkes emin olmalıdır ki bu barikatı Türkiye'nin demokrasi güçleri ve Türkiye'nin emekçileri bu barikatı yıkacaktır. Tabii şimdi önümüzdeki dakikalarda tekrar döneceğiz değerli izleyiciler. Bakın Merdan Yanardağ Saraçhane'de o kalabalığın içerisinde, o kortejin de içerisinde daha ayrıntılı bilgiler de verecek bize. Ama şunu da soracağım tabii ben Merdan Yanardağ'a veda etmeden önce. 2010 yılında keza ben de geride kalan dakikalarda hatırlattım. Şenlik gibi bir kutlama yapılmıştı İstanbul'da Taksim Meydanı'nda. 2011'de, 2012'de de gördük benzer görüntüleri ama coşku dolu işçileri de omuz omuzla kutladığı bir 1 Mayıs olmuştu.
Bizler de gazeteci olarak o güne hep birlikte tanıklık etmiştik. Dolayısıyla böyle bir görüntünün yaşanmasından mı korktu iktidar, yoksa tek hedef Taksim korkusu muydu? Bu konuda da yorumunuzu almak isterim ben sizin. Şimdi şöyle değerlendirebiliriz. 2010 yılındaki 1 Mayıs'ı yasallaştırma girişimi tamamen AKP iktidarının devleti ele geçirme operasyonunun bir parçasıdır. Bir sahtekarlıktır. Yani siyasi bir sahtekarlıkla yüz yüzeyiz o olayda. Yetmez ama evetçi liberalleri, kimi sol çevreleri gibi demokratik güçleri iktidarın yedeğini almak ve iktidarın devleti ele geçirme, ki o zaman bir AKP ve cemaat koalisyonuyla yüz yüzeydik. İktidarı ele geçirme operasyonunun bir parçasıydı o. Ve bu konuda başarılı oldular. Kabul etmek gerekir ki solun, Türkiye sosyalistlerin bir kesiminin, solun bir kesiminin, emekçilerin, ki liberallerin büyük ihanetiyle aklıyla alay ettiler ve devleti ele geçirdiler o operasyonla. Çünkü hemen 1 Mayıs'tan sonra biliyorsunuz 12 Eylül 2010 referandumu gerçekleştirildi. O referandum devletin Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından ele geçirilmesinin en önemli etaplarından birini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu sahtekarlık, bu siyasi sahtekarlık çok uzun sürmedi. Zaten 2013'ten itibaren de yasaklandı. Tabii bu yasaklanmada iki etken var. Bir tanesi AKP devleti ele geçirince artık ahmak liberallerin ve kendilerine liberal demokrat diyen kesimlerin, solun bir kesiminin ve Türkiye'nin demokrasi güçlerinin bir bölümünün desteğine artık ihtiyaç duymadı. Ve daha sonra zaten devleti ele geçirdiklerinin en önemli kanıtlarından biri, ele geçirdikleri devleti paylaşamadıkları için 2013'ün sonunda 17-25 Aralık'tan itibaren cemaat, yani Fethullahçı çeteyle AKP birbirine girdi devleti kim kontrol edecek kavgasında. Ardından zaten Gezi direnişi çok önemli bir dönemeçtir. Gezi direnişiyle birlikte de Taksim giderek 1 Mayıs'tan sonra başka bir simgesel anlam kazandı ve büyük bir korku saldı. Çünkü bu kadar büyük bir kitlesel karşı koyuş Türkiye'nin her yerinde hayat tarzlarına yapılan müdahale nedeniyle büyük bir karşı koyuşa Türkiye tarihinde çok az rastlanır. Özelliği şuydu tabii, Gezi direnişinin özelliği şuydu. Sadece bu solcuların, sosyalistlerin değil, geniş cumhuriyetçi kesimlerin solla, sosyalistlerle birleşerek gerçekleştirdikleri bir direnişti. Bu direniş çok korkuttu iktidarı. Yani kendi sonlarını gördüler. Bu nedenle Taksim giderek başka bir simgesel anlam kazandı. Ve 2013'ten itibaren de kapattılar. Yani 2016'da Diskin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar çok yerinde. Yani insanı şaşırtacak ölçüde nitelikli bir gerekçeli kararı var ortada. Yani solu emekçilerin, işçi sınıfının, işçilerin hafızasının, ortak hafızasının bir parçası olduğunun bu kararda belirtilmesi bence çok anlamlıydı. Dolayısıyla Taksim'in yasaklanmasının anayasanın ihlali olduğunu, bir hak ihlali olduğunu Anayasa Mahkemesi tescil etmesine rağmen AKP bunu görmezden geldi ve tanımadı, birçok olayda olduğu gibi. Dolayısıyla ortada yasaları keyfi olarak uygulayan ya da uygulamayan, anayasayı keyfi olarak çiğneyen, işine geldiğinde uygulayan, işine geldiğinde reddeden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu siyasi ikiyüzlülüğe, bu siyasi sahtekarlığa, bu oportunist tutuma, bu takiyeci iktidar anlayışına karşı artık dur demek lazım. Ben CHP'nin bugün yaşanan olaydan sonra daha etkili bir tutum takınması gerektiğini düşünüyorum. Evet. CHP şunu yapmalıdır. AKP lideriyle AKP genel merkezindeki randevuyu iptal etmelidir. Yani bu tutumu takınmak durumunda. Burada insanlar bekleyişini sürdürüyor. Biz de izleyeceğiz. Ben şimdi canlı yayın aracının, bizim televizyon canlı yayın aracının bulunduğu yere gideceğim. Tamam. Oradan zannediyorum yayına katılacağız tekrar. Tamamdır. Şimdi bir yandan tabii yeni bilgileri de alacağız. Merdan Yanardağ diyor ki anayasal haklar gasp edilirken, şimdi yeni bir anayasa konuşulacak zaman değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı bu görüşmeyi iptal etmesi çaresinde bulundu. Teşekkür ediyoruz. Döneceğiz tekrar. Önümüzdeki dakikalarda kolay gelsin. Arkadaşlar, hem size hem sahadaki bütün arkadaşlarımıza, değerli izleyiciler. Tabii bir yandan da
Yarın yapılacak bu görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan.